Merhaba, Lezzetli Tencere kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Kış hazırlıklarına devam ediyorum. Buzlukta barbunya nasıl saklanır? Bugünkü tarifim o. Şimdi içlerini güzelce çıkartıyorum. Daha sonra devamını göstereceğim. Sevgili dostlarım, bol suyla güzelce yıkadıktan sonra böyle süzgece aldım süzülsün diye. Benim annem aslında biz yıllardır böyle bu şekilde direkt buzdolabı poşetlerine alarak buzlukta saklıyoruz. Kışın ihtiyaç duyduğumuzda tüketiyoruz. Ama ben bugün size daha farklı bir yöntemini göstereceğim. Hafif haşlayarak soğuduktan sonra poşetlere alarak biraz da dilerseniz domates koyabilirsiniz. Ben de size o şeklini göstermek istedim bu videomda. Ve bir önceki videolarımda sadece biraz geriye dönüp baktığınızda gerçekten bir sürü kışlık hazırlığı yaptım bu sene. Hepsinin videosu YouTube kanalımda mevcut sevgili dostlarım. Şimdi kaynayan suyun içine alıyorum hepsini. Şöyle 5 veya 7 dakika kadar haşlanmaya bırakıyorum. Sevgili dostlarım, bakın kapkara suyu çıkıyor. Bunu kaynatma amacım da şöyle kara suyunu bir defa şöyle attırmak içindi. Şimdi 5 dakika kaynadı. Baktım birazcık daha yumuşasın. 2-3 dakika daha kaynatacağım. Şöyle 8 dakika kadar daha sonra süzdürüp soğumaya alacağım. Bir tane daha yeni YouTube kanalı açtım sevgili dostlarım. Hanımların yorumlarda birbirimize bilgi aktarımı yapabileceğimiz güzel sade bir kanal. Hayatın içinde hayatı bize kolaylaştıracak güzel videolarla orada da sizlerleyim. Linkini bırakacağım. Ona tıklayarak ulaşıp bana destek verebilirsiniz. Sizler için de faydalı olan videolarımı beğenip yorumlar yapabilirsiniz. Barbunyalar haşlandı. Şöyle süzdürüyorum. Hemen şöyle daha kolay soğuması için daha geniş bir yere alıyorum. Sevgili dostlarım, bunlar soğudu sayılır. Şimdi ben isterseniz fazla, isterseniz az, nasıl seviyorsanız o şekilde sert, çok sulu olmayan domates kullanırsanız daha iyi olur. Ne kadar su olursa, çünkü poşette o kadar buzlanma artacaktır. Onun için olabildiği kadar sert ve az sulu domates tercih ettim. Kabuklarını soydum. Şöyle küçük küçük doğruyorum. İki poşete ayıracağım. Evdeki kişi sayısına göre az veya çok poşetlere aktarabilirsiniz. Sevgili dostlarım, bir tanesini domatesli yapmak istiyorum. Şöyle domatesi hemen sularını koymamıştım. Olabildiğince susuz. Şöyle alıyorum. Dibe doğru. Domatesler dipte. Şimdi haşlanmış barbunyaları da alıyorum. Hemen şöyle bir pipet yardımıyla havasını olabildiğince alıyorum. Hemen bağlıyorum. İki poşet yaptım. Birini domatesli, birini sade. Kullanmak istediğiniz zaman hemen şöyle biraz yağ, biraz salça ile beraber dilerseniz böyle yeşil biber de kullanabilirsiniz. Güzelce kavurun. Daha sonra üzerine bu paketi boşaltıp biraz da birkaç dakika öyle kavurduktan sonra tuzunu, hafif de suyunu biraz şöyle küçük doğranmış patates ve havuçla beraber yumuşayıncaya dek pişirip afiyetle tüketebilirsiniz. Bugünkü videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili dostlarım. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Abone olduktan sonra bildirim zilini tüm olacak şekilde aktifleştirirseniz en yeni birbirinden güzel tüm yeni videolarım anında size bildirim olarak gelecektir. Onun için abone olduktan sonra tümü olarak işaretlemeyi unutmayın sevgili dostlarım. İzlediğiniz için sağ olun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki yeni videolarımda buluşmak üzere. Hoşça kalın.